Şeyhim beni mahşer yerinde benim elimden tutar, beni bırakmaz, beni cennete götürür. Bu tamamen bir gafletin ifadesidir. Peygamberlerin dışında kimsenin bir garantisi yok. Bir de aşire-i mübeşşere gibi Efendimiz'in bildirdiği kişiler hariç, onun dışında kimsenin son nefes garantisi yok. Cenab-ı Hak وَلَا تَمُنْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُ Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Sakın ha başka türlü can vermeyin buyuruyor. Kimse kimseye Cenab-ı Hakk'ın izni olmadan şefaat edemez. Kimin şefaat edeceğini de Efendim peygamberlerin dışında bildirmiyor. Osman bin Maz radıyallahu anh vefat etti, salih bir sahabiydi. Bir kadın dedi ki, ne mutlu sana dedi, sen de cennetliksin dedi. Efendim, nereden biliyorsun dedi. Nereden biliyorsun dedi. Ben bile bile ömrümün içinde neler başımdan geçecek bilmiyorum dedi. Sen onun cennetlik olduğunu nereden biliyorsun dedi. Ben senin yerinde olsam öyle söylemezdim. İnşallah Cenab-ı Hak onu cennetlik kılar derdi. Bir temennide bulurdum, dua halinde olurdum dedi. Yine Efendimiz, Fatıma Validemiz ciğerparesiydi. Fatıma seni ben alıp cennete götürürüm demedi Efendimiz. Kızım Fatıma çok çok ameli salih işte. Sakın kıyamet günü babanın peygamber olduğuna güvenme buyurdu. Onun için şeyh olsun, mürid olsun vesaire olsun hiç kimsenin bir garantisi yok. Kul ne olacak? Takva hayatı üzerine olacak. Cenab-ı Hakk'a devamlı dua halinde yaşayacak. Tefekkür, teslimiyet, zikir ve Efendimiz'in güzel ahlakıyla müzeyyen olmanın gayreti içinde olacak. Başka türlü kurtuluş yolu yok.